Hocam okulumuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam malumunuz yeni bir Ramazan ayının arefesindeyiz. Biz 11 ayın sultanını bir de sizden duymak istedik. Ramazan kavramı sizin için ne ifade ediyor? Ramazan, Arapçada iki kökten gelir. Biri ramat, biri ramda. Ramat kökünden gelirse kavurucu, ateş ve sıcaklık demektir. Ramda kökünden gelirse sonbahar yağmuru demektir. Eğer kavurucu ateş manasında ele alırsak, Ramazan her sene gelip bizim bütün kötülüklerimizi yakan, bizi iyiliğe erdiren ay demektir. Eğer ramda kökünden alırsak, Ramazan nasıl ki sonbaharın yağmurları gelir ve yazın ortaya çıkan bütün tozu, isi, pası ortadan kaldırırsa, Ramazan da tıpkı sonbahar yağmurları gibi gelir ve insanlığın o 11 ay içerisinde biriktirdiği isi, pası, tozu ortadan kaldırarak müminin berrak, tertemiz, arınmış bir insan olmasını sağlar. Hocam biz gençlere rehberlik eden birisi olarak şunu sormak istiyorum müsaadenizle. Siz liseli bir genç olsanız Ramazan'ı nasıl eda ederdiniz? Ben liseli bir genç olsam bir defa öncelikle Ramazan'ın da bir mektep olduğu bilincinde olarak mektebin programını takip ederim. Yani Ramazan bir ilahi mekteptir ve bu mektebin bir programı vardır. Bu program içerisinde sahur vardır. Sahur sadece ertesi gün açlığımızı gidermek için yemek yediğimiz bir şey değil. Sahur aynı zamanda bütün kainatın uyuduğu bir zamanda müminin ayağa kalkıp Rabbi ile buluşmasını sağlayan bir ibadettir. Sonra oruç başlar. Oruç sadece yemekten ve içmekten kesilmek değil, aynı zamanda her türlü kötülükten kesilmektir. Bunun bilincinde olmalıyız. Sonra iftar vardır. İftarın sevinci vardır. Teravih vardır. Kur'an vardır. Mesela özellikle genç dostlara Ramazan'ı Kur'an'la geçirmelerini öneririm. Mutlaka Kur'an'ı baştan sona bir hatim yapmaları ve bazı yerlerini aynı zamanda anlayarak okumalarını öneririm. Bu mektebin programında Kadir Gecesi var. Bu mektebin programında fıtır sadakası var. Ve sonra mezuniyet töreni var. Mezuniyet törenine bayram. Dolayısıyla eğer Ramazan'ı bir aylık ilahi bir mektep olarak idrak eder, yaşarlarsa o takdirde çok güzel bir ay geçirmiş olurlar. Son olarak sizin de söylemiş olduğunuz gibi Ramazan bir mektep. Günahlarımızdan arınmamız için bir mektep. Bu ayda biz gençlere günahlarımızdan arınmamız için bir reçeteniz var mı? Gençlerin zaten günahsız olduğunu düşünüyorum. Ama daha da arınmış olabilmek için bir defa gençlik demek özgürlük demektir. Ramazan ise gerçek irade özgürlüğünü bize tattıran ibadet demektir. Ne demek istiyorum? Ramazan'ın asıl gayesi, oruç ibadetinin asıl gayesi irade hürriyetidir. Yani insanın kendi nefsinin, hevasının ve arzularının esiri olmamasını sağlayan bir ibadettir. Gençler özgürlüğü sever. Ramazan ve orucun da bize özgürlük aşılayan bir ibadet olduğunu bilerek özgürlüğünü arttırmasını dilerim. Bütün genç dostların şimdiden hem Ramazan'ını hem Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz hocam. Sağ ol. Ben teşekkür ediyorum.